Ankara-Şam arasında yeniden resmi temaslar konuşulurken bir yanda Suriyeli sığınmacıların geri dönüşü, diğer yanda da Suriyelilere vatandaşlık verilmesi tartışılıyor. Deva Partisi lideri Ali Babacan, geçici koruma statüsündeki Suriyelilere vatandaşlık verilmesi mevzuata aykırı dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise vatandaşlık verilmesini savundu. 211 bin vatandaş yaptık. Bunun 91 bini, 92 bini çocuk. Reşit değil yani. Tek imzayla vatandaşlık veriyorlar. İlgili bakan söylüyor, 200 bin Suriyeli vatandaşlık yaptık diyor. Ya bizim mevzuatımıza göre geçici koruma altındaki insanların vatandaşlık için başvuru hakkı bile yok. Suriyeli geçiciler vatandaş olamaz. Niye olamazmış? Dünyanın neresinde var? Suriyelilere vatandaşlık verilmesine ilişkin tartışma hep vardı ama Deva Partisi lideri Babacan'ın hukuka aykırı çıkışıyla tartışma alevlendi. İçişleri Bakanı hukuki diyor. Sayın Erdoğan'a buradan soruyorum. Sen bu vatandaşlıkları niye veriyorsun? 200 bin Suriyeli vatandaşlığı verince diğerleri ne diyecek? Biz de biraz daha bekleyelim. Bekleyelim, belki bize de sıra gelir diyecekler. Türkiye Cumhuriyeti bir çadır devleti değildir. İlk kez de vatandaş yapmıyor. Anladım. Vatandaş yapmasının kriterleri var. Güvenlik soruşturmaları var. Safahatları var. Ve bunlar da kanunla beraber belirlenmiştir. İstisnai vatandaşlık verilirken kanunda şartlar yazıyor. Hukuk sistemimize göre geçici koruma altındakilerin vatandaşlığa başvuru hakkı yok. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu NTV yayınında sadece Suriyelilere verilen vatandaşlık sayısını açıkladı ama ekrana yansıyan görselde bakanlık verilerine göre toplam vatandaşlık verilen yabancı uyruklu sayısı 363.179. 39.294'ü Afganistan uyruklu. Seçmen veri tabanının analizini yaptığımızda ki orada ciddi sayıda Suriyelinin önümüzdeki seçimlerde de seçmen olduklarını görüyoruz. Suriyeli seçmen sayısı şu: 120 bin. 120 bini de 60 küsür bini erkek, anladım, 55 küsür bini kadın. Bu kadar. Sanatçısı var, mühendisi var, mimarı var, doktoru var. Türk vatandaşlığı verilen Suriyeli sayısı bugünkü gibi kalırsa 120 bin Suriyeli ilk seçimde oy kullanacak. Muhalefet Suriyelilere vatandaşlık verilmesine de oy hakkı verilmesine de karşı, geri dönüş tartışması da sürüyor. Suriyeli kardeşlerimizi en geç 2 yıl içinde memleketlerine, Suriye'ye göndereceğiz. Bunlara can ve mal güvenliği sağlamamız lazım. Oturup Esad'la bir protokol yapmak lazım. Gerekirse Birleşmiş Milletleri devreye koymak lazım. Bu yılın sonu itibariyle gitmeye başlatacak. Peki, %70 biz döneriz diyor. Eğer orada huzur olursa, çok da anladım, güvenli bir alan söz konusu olursa biz memleketimize dönmek istiyoruz diyorlar. İçişleri Bakanı Soylu yıl sonu itibariyle dönüşler başlayacak. Hedef ilk etapta 1 milyon Suriyelinin Türkiye'nin kontrolündeki güvenli alanlara dönmesi dedi. Sayının artabileceğini de söyledi. Efendim, vatandaşlık işi teknik açıdan, yani kanuniliği açısından çok fazla detay barındırıyor. Profesör Doktor Ersan Şen'le görüştüm. Evet, geçici koruma altında bulunan Suriyelilere vatandaşlık verilemez. Ama Cumhurbaşkanı'na verilen geniş yetkilerde sorun var, yeni düzenleme gerekir diyor. O hukukçuların işi ama vatan tarihinin manevi kıymeti hissedilmeden, Türkçe bilmeden ve vatan sevgisi kazandırılmadan Türk vatandaşı olunamayacağını düşünüyor o da. Yani parayla, yatırımla vatandaşlık olmaz. Ben de seçimlerde oy kullanacak olan o 120 bin kişinin yeterli derecede Türkçe bilmediğini, Türkiye tarihi, coğrafyası, siyaset tarihi hakkında en ufak bir bilgisi olmadığını, hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında bir başka siyasi lider tanımadığını söyleyebilirim ama kanıtlayamam.